Evet, en son kaldığımız aşamada ürünümüzü dış çap taşlama operasyonu tamamlanmıştı. Son aşamada ambalajdan önceki bir operasyonumuz daha var. Burayı da tekrardan bir kontrol edelim. Evet, iç çap taşlama fason operasyonumuz mevcut. Yarım amirlerin stoklarını bir kontrol edelim. Listesinden. Stok kartını çağırdım. Stok koduna tıkladım. Şu an depo arası malgır içinde bekleyen 600 adetlik bir sevk irsalesi mevcut. Evet, fason depoya şu an sevk edilmiş ve teslim alınmayı bekleyen bir irsaliyemiz var. Bir adetlik. Bunu teslim aldık. Bir de burada parçalı yaptığımız için üretimi 599 adetlik bir fasona çıkış sevk irsaliyemiz vardı. Aynı şekilde bunu da teslim alıp fason depoya girişini sağladık. Şimdi burada iç çap taşlama üretim emrimizi tıkladım. Bağlı olduğu iş emirlerinin tamamlanmış olduğunu görüyorum. Stok fişlerinde oluştuğunu görüyorum. Üretim sonuçları kısmından artıya bunu istersem bu ekrandan da yapabilirim ya da operatör ekranından da üretim sonucunu gerçekleştirebilirim. Üretim sonucumuzu kaydedelim. Tarihi güncellememiz gerekiyor. Burada sevkiyat depomuz üretim depo sevk olarak seçmiştik istasyonda. Burayı ben yine üretim depodan farklı bir ara mamuller depoyu seçeceğim. Güncelliyorum. Fişi oluştur diyorum. Bana uyarı verdi. Kalite kontrol işlemi tamamlamadan sevk edemezsiniz dedi. Burada az önce kalite kontrol tiplerimiz gelmiyordu. Sebebi de şuydu. Kalite kontrol kategorisinde işlem olarak üretim sonucunu seçmemiz gerekiyordu. Bunu seçip güncelledik. Şu an kalite kontrol kategorimiz gelmekte. Bu sebeple ben bu üretim sonucu için bir kalite kontrol girdisi yapacağım. Şimdi bu ekran parametreye bağlı özelleşebiliyor. İstersem buradaki kalite kontrol tiplerinin yatay ya da dikey gelmesini sağlayabiliyorum. Güncelledim. İstersen bu şekilde kontrol sonucunun seçeneklerini işaretleyerek ve sonuç değeri girerek yapabilirim. İstersem de tüm kalite kontrol tiplerinin yatayda gelmesini sağlayıp ekranı özelleştirebiliyorum. Burada yine yatayda
Bir seri NOA'ya bağlı kalite kontrol sonucu girmek mümkün. Aynı zamanda yüzey kontrolü, kalite kontrol kategorisinin kriterlerinden düzgün olan sonuç değerini ayrı ya da yüzey bozuksa da ilgili aralıkta sonuç değeri girmen mümkün. Şöyle yapalım. Burada parti miktarımız 600. Yüzey düzgün olarak 99 sonuç değeriyle bu partinin 580 adetlik miktarını yüksek kalite olarak girelim. Bir de adetlikte yüzey bozuk olarak örneğin 68 kontrol sonucuyla 20 adetlik bir ıskarta girelim. Şimdi burada Müge Hanım'ın sormuş olduğu soru vardı. Müge Hanım henüz katılmamış galiba. Olmazsa o kısma Müge Hanım katıldığında devam edelim. Yeniden işlem aşamasında nelerin yapıldığı ile alakalı. Burada bu operasyon için yine bir zaman harcaması girmeye gerek yok. Çünkü fason işlem olduğu için. Ben dolayısıyla bunu direkt stok fişini oluşturacağım. Bir bakalım. Evet, kalite kontrol sonucunu aslında girdik. Ancak bize izin vermedi. Tekrar bir deneyelim. Evet. Kontrol edelim sayfa parametrelerini. Aslında bir kalite kontrol sonucu girdik. Ancak buna rağmen stok fişine izin vermedi. Ben şu an için parametreyi devre dışı bıraktım. Tekrar stok fişi oluştur diyorum. Fişim oluştu. Şu an fason depodaki işlemler gerçekleşip bir ambar fişiyle tekrar üretim depoya bir sevkiyat fişi oluştu. Tabi burada sevkiyat ambar fişimiz şu an teslim alınmayı bekliyor. Yine bunun giriş depoya alınabilmesi için teslim al işaretleyip güncelliyoruz. Şimdi bu aşamayı da tamamlamış bulunduk. Üretim sonucumuz tamamlandı. Tekrar bakalım fabrika üretim emirlerine. Şu an yalnızca ambalajlama hattı ile alakalı bir iş emrimiz kaldı açıkta. Bunun içinde yine üretim emirleri operatör ekranına geçiyorum. Sipariş numaramızı girelim.
Bu üç emri ambalajlama istasyonunda şu an açılmış durumda. Ben kendi kullanıcım için iş emrini görebilmek adına yetkilendirme yapacağım. İstasyon bilgisini güncelledim. Tekrar operatör ekranına geliyorum. Şu an ilgili iş emri ekranıma geldi. Şöyle biraz daha filtreleyelim. Evet. Bir bakalım. Parçalı iş emirleri oluşturmuştuk. Şu anki aşamada sonuç girmemiz gereken iş emrinin hangisi olduğunu belirleyelim. Evet. 1556. Bu iş emrine tıklıyorum. 600 adet kalan miktarı gördüm. Ve bu iş emrinde çalışan personeli seçip üretimi başlatıyorum. Üretime başladım. Ve sonlandırıyorum. Üretim emri sonlandırıldı. Kalan 0 adet olarak görüyorum ekranımda. Bakalım. Evet. Şu an ambalaj hattındaki üretim emri tamamlanmış durumda. Bunun sonuç detayına gidiyorum. Üretimden çıkış fişi ve sarf fişi olarak yalnızca 2 adetlik bir stok fişi görüyorum. Burada üretim sonlandıran personel olarak Ayşe Ateş isimli çalışanı seçmiştik. Tabii biz direkt başta bitiri yaptığımız için süre bilgisini almamış. Bunları güncelleyelim. Öncelikli olarak burada bir süreç kaydında değişiklik yapacağım. Sanırım süreç aşamada yetkim olmadığı için az önce bir uyarı almıştım. Worklib'de tüm süreçler ve süreç aşamaları ayrı yetkilere dahil olduğu için yetki vermek gerekiyor. Tekrar tıkladım güncellemeye. Adres satırında bulunan Fuse Action dediğimiz şu tanımı kopyaladım ve buraya yapıştırdım. Tekrar kontrol ediyorum. Evet, şu an yetkim geldi. Ayşe Ateş tarafından girilen zaman harcamasını ben 2 saat olarak güncelliyorum. Bunun için yapıyorum. Bu personel için girmiş olduğumuz pozisyon maliyetinin süre cinsinden yansıtılabilmesi için güncellemede bulundum. Şurayı da kontrol edelim.
Bunu da 2 saat olarak güncelledim. Üretim sonucu için zaman harcaması da kontrol ettik. Şu an akış tamamlanmış durumda. Ambalajlama operasyonu da tamamlanıp ürünümüz stoğumuza girdi. Burada sipariş detayına bir geçiş yapmak istiyorum. Üretim sonucunu girdiğimizde iş akışına sürece dahil edilen bir action file dediğimiz bir kod parçacığı ile aslında bu siparişin üretimi sonlandığında bunu otomatik olarak sevk aşamasına çevirebiliyoruz. Tabii burada sürecimiz bir kontrol edelim. Üretim sonucu sürecini siparişin aşamasını güncelleyecek şekilde çalışıp çalışmadığına bir bakalım. Depoya giriş diye bir aşaması varmış. Normalde bu aşamada tanımlı action file'lar ile siparişin aşamasını sevk olarak güncellememiz mümkün. Burada siparişin satır aşamasını sevk olarak güncelleyecek bir action file tanımladım. Ve aynı şekilde yetkilerimi kontrol ediyorum. İlgili aşamada yetkim olmazsa güncelleme yapamam. Tekrar üretim sonucuna döndüm. Bir bakalım. Süreç yetkisi gelmedi şu an ekranıma. Yetkin olduğu halde şu an süreç aşamayı göremedim. Tam emin değilim şu an. Tabii detaylı kontrol etmekte fayda var. Bunun başka bir yöntemi de var. İşlem tipinden de bir action file ile aynı operasyonu yapmak mümkün. Üretim sonucu işlem tipine bir bakalım.
Yine buradan da bir action file tanımlayarak aynı işlemi yapabiliyoruz. Tabii şu an template'ler burada sanırım bu sistem için tanımlı değil. Üretim emrine geçelim. Bakın burada iş emri henüz sonlanmadığı aşamada butonlarımız vardı. Ben bu iş emrini güncelleyebiliyordum. Ama sonuç girildiği için artık iş emri güncellenemiyor. Yalnızca stok rezerve edip edilmeyeceği noktasında bir güncelleme yapmam söz konusu. Tabii bu üretim emri tamamlandığı için de otomatik olarak stok rezerv seçeneği kaldırılmış oldu. Bundan sonraki aşamada maliyet muhasebesi ile ilgili kısımlardan biraz bahsedeceğim. Kalite ile ilgili eğer evet Müge Hanım katılmış. Bu kalite kontrol aşamasında Müge Hanım'ın bir sorusu vardı. Yeniden işlem ile ilgili. O kısmı biraz bahsedelim. Üretim sonucunun detayına girdim. Önceki aşamada kalite sonucu girilmeden bize işlem yapmamıza izin vermiyordu. Yine aynı süreci yapıyormuş gibi kalite kontrol ekranına geliyorum. Bakalım. Parametremizi aktif edelim tekrardan. Evet, burada sanırım kalite kontrol sonuç girişi yapıldığı için izin vermedi. Bir de ürünü kontrol edelim. Ürün kartına girdim. Burada kalite kontrol detayını açıyorum. Evet, kalite kontrol kategorimiz tanımlı değil. Kontrol tipi yine yüzey kontrolü. İşlem tipi üretim sonucu. Kaydediyorum. Geldim tekrar üretim sonucuna. Evet, kalite sonuç ekranını açtım. Burada yüzey kontrolü kalite kategorisinde yüzey düzgün ya da yüzey bozuk şeklinde belirtilen tolerans aralıkları var. Sonuç aralıkları var. Burada ben 600 adetlik üretim sonucu için yine yüzey düzgün olarak 590 adet. Çok pardon. 99 sonuç değeriyle 590 adetlik bir yüksek kalite sonucu gireceğim. Aynı şekilde yüzey bozuk olarak da belirtilen aralıkta 68 kontrol değeriyle 20 adetlik 10 adetlik bir ıskarta ya da red diyebiliriz. Sonucu gireceğim. Şimdi burada red sonucu girmiş olduğum kalite kontrolü için bir uygunsuzluk raporu girmemiz gerekiyor. Uygun olmayan ürün formu dediğimiz bir formumuz var bu aşamada. Bunu girdikten sonra uygunsuzluk kaynağını belirtiyorum.
Niçin uygulanmadığı. Bunlar parametrik olarak sistem parametre ayarlarında çoğaltılabiliyor. Örneğin hatalı ayar olsun. Uygunsuzluk tanımı da sorunlu ürün diyelim. Miktarını aynı şekilde bağımsız olarak buradan girebiliyoruz. Ben aynısını gidiyorum. Oluştuğu birim olarak ilgili süreç birimini girebilirim ve kaydediyorum uygunsuzluk formunu. Bundan sonraki aşamada bizim standart raporlarda bir uygun olmayan ürün raporu dediğimiz bir kalite raporumuz var. Raporu açtım. İşlem tipini üretim sonucu olarak giriyorum. İstersen buradan kaynak seçmem mümkün. Çalıştırıyorum raporumu. Sonraki aşamada yenilen işlem ile alakalı ilgili firmanın süreçleriyle bağlantılı olarak birden fazla farklı yöntem geliştirilebilir. Örneğin bu rapor ekranında bir özelleştirme ile seçilen ürünleri ilgili miktarlarda işte bizim kalite kontrol, işte bloke depo veya farklı bir depoya sevk irsalesi oluşması için bir özellik eklenebilir. Veya kalite kontrol sonucunu girme aşamasında WorkCube'in iş akış BPM modülünde bu bahsetmiş olduğumuz action file'lar vardı. Bu action file süreç aşaması için bir action file ile yine aynı şekilde girilen red miktarı kadar sabit tanımlanmış olan bir kalite kontrol bloke depo veya kalite red depoya şeklinde otomatik olarak arka planda bir sevk irsalesi oluşturmak mümkün. Sonrası işlemlerde yine kalite depoda bekleyen ürünlerin yeniden işleme alınması veya bunların tekrar bir üretim planına alınması ile alakalı diğer süreçler devam edebilir. Müge Hanım, hani umarım sorunuzu cevaplayabilmişimdir. Evet, Yaklaşık olarak bu şekilde tabii bir zaten işlem benim mümkün. işte en çok işi karıştıran kısım bunlardan bu tür standart dışı konular oluyor. O nedenle özellikle öğrenmek istedim. Çünkü bunları daha sonra farklı farklı partilerdekilerin birleştirilip işleme alınması gibi ya da her birinin ayrı ayrı o anda işlenmesi gibi tekstilde bizim çok karşılaştığımız konular olduğu için. Genel olarak hani tabii her bir sektörün veya aynı Belki sektördeki özelleştirme gerekebilir orada. Evet. Yani çünkü farklı iş yapış biçimleri var. Kalite kontrol sürecinde dahi farklı şekillerde uygulamalarda bulunabiliyor firmalar. WorkCube'un de tabii burada esnek yapısını göz önünde bulundurursak uygun şekilde özelleştirmelerle süreci devam ettirebiliyoruz. Peki, teşekkürler. Rica ederim. Şimdi burada üretim sürecimizi tamamlamış olduk. İlgili operasyonlardan, ilgili işlemlerden geçirerek hem fasona gönderip tekrar fasondan alarak ambalajlamayı da tamamlayıp aslında ürünü sevk edilebilir hale getirdik stoğumuzu. Stoğumuzu da kontrolünü gerçekleştirelim. Burada yine stoklar sayfasını burada ben stok kodumu şu an ilgili ürünüm 600 adet stokta olduğunu görebiliyorum. Ben detayına girmek istersem de kapatılmamış bir adet siparişinin olduğunu ve hatta üretimden 600 adetlik bir üretim emrinin tamamlandığını da görebiliyorum. Yine stok kartında olduğu üzere burada bir stok detayı mevcut.
Gerçek stoğumuz şu an 600. Satılabilir stoğumuz da üretim emrinden beklenen ve sipariş rezervden kaynaklı olarak 100 adetlik bir satılabilir stoğumuz var. Yine 700 adetlik de üretim emri beklenen söz konusu. Bu 1549 numaralı iş emri siparişe bağlı açtığımız iş emrimizdi. 100 adet de siparişten bağımsız bir iş emri oluşturmuştuk. Buradan özet bilgisini görebiliyorum. Aynı şekilde depolara göre stok durumunu da burada özet olarak görüntüleyebiliyorum. Eğer lot no takibi olsaydı bu ürün için veya seri numarası takibi de lot veya seri numaralarına göre de depo stok durumlarını görüntüleyebilecektim. Bundan sonraki aşamamızda maliyet muhasebesinden biraz bahsedelim. Şimdi ürünümüzle alakalı tüm aşamalarda personellerin maliyet bilgilerine girmiştik. Ve bunlarla ilişkili olarak da birer zaman harcaması girmiştik. Şimdi eğitimin ilk aşamasında bahsetmiş olduğumuz bir kısım vardı. Tekrar oraya dönmek istiyorum. İstasyonlarımızdaki yansıtma oranları masraf merkezi ve muhasebe hesap planındaki yansıtma oranlarından bahsetmiştik. Oralara değinelim. Ambalajlama istasyonumuz. Bu istasyonun masraf tanımlarına tıklıyorum. Şimdi burada tabii yansıtma işleminin hangi dağıtım anahtarına göre yapılacağı bilgisi var öncelikli olarak seçmemiz gereken. Bu varsayılan da süre olarak gelir. Yani bu iş emri için harcanan süreye bağlı bir dağıtım anahtarı tipi ya da bunun ana birimi cinsinden olabilir ya da ek birimi cinsinden olabilir ya da standart alış fiyatı üzerinden bir dağıtım yapılması mümkün. Masraf merkezi kısmından örneğin genel ya da işçilik. Örneğin işçilik olarak biz ilgili masraf merkezini tanımlayalım. Örneğin 730'lu bir var mı? İşte masraf merkezimiz yokmuş. Burada fabrika, Tokat fabrika olan masraf merkezini seçiyorum. Ve bu masraf merkezinde yapılan harcamaların %10'u işçilik olarak yine aynı şekilde aynı masraf merkezinde yapılan harcamaların da %15'inin genel maliyet olarak yansıması gerektiğini seçiyorum. Bu dağıtım yansıtma işlemi masraf merkezi olarak yapılabildiği gibi muhasebe hesaplarındaki tutarları da aslında yansıtabiliyoruz aynı şekilde. Bunları da doldurmamız yeterli oluyor. Şimdi birincisi üretim maliyetlerini yansıtma işlemini yapalım. İkinci aşamada işçilik maliyetlerini yansıtalım. Fonksiyon arama kısmına maliyet yazdım. Üretim maliyetleri yansıtma. Ekranı açıyorum. İstasyon seçmedim. Herhangi bir masraf merkezi vesaire seçmiyorum. Genel üretim olarak tarih aralığımız Ocak idi. 1 Ocak ile yine 31 Ocak tarihlerini seçtim. Masraf merkezi tarih aralığı da seçmiş olduğum masraf merkezlerindeki gerçekleşen masraf fişlerinin tarih aralığı olması gerekiyor. Şu an için bir kayıt gelmeyebilir. İlgili tarihlerde, ilgili masraf merkezinde bir harcama, masraf yoksa
Bakın şu an evet ambalajlama istasyonu için Tokat fabrikadan bir %15'lik genel maliyet yansıtma oranı tanımlamıştık. Ancak herhangi bir harcama gelmedi. Onun için de bir harcama girelim. Finans muhasebe masraf yönetiminde bir masraf fişi oluşturacağım. Örnek olması amacıyla. Harcama fişi dedim. Bugün tarihli. Açıklama üretim gideri olsun. Masraf merkezimiz Tokat fabrika. Gider kalemimizde. Bu da uçlu bir sanırım bu evet 2021 dönemi için diğer kalemleri aktarmamış olabilir. Bakalım. Eğer yoksa örnek bir tane gider kalemi oluşturabiliriz. Sayfa ayarlarına bir göz atalım. Burada bir kısıtla karşılaşıyor olabiliriz. Evet, masraf gelir merkeziyle bütçe kalem ilişkisi kullanılsın mı denmiş. Ben hayır diyorum şu an için. Muhtemelen seçmiş olduğumuz masraf merkeziyle ilişkili bir kalem mevcut yok, mevcut da yok sistemde. Ben bu kontrolü kaldırdım. Tekrar sayfamı yeniliyorum. Açıklama, üretim gideri olsun. Masraf merkezini seçtim. Gider kalemini seçiyorum. Ekipman tamir bakım olsun örneğin. €500'lük bir masrafımız olsun. Kaydediyorum. Tabii burada cari hesabımız olmadığı için bir banka işlemi yaptıralım. Evet, uyarılardan kaynaklı sanırım kur bilgisi artış oldu. Tekrar yeniliyorum sayfamı.
Yorum kaydetmeyi. Tamam. Ödeme durumu. Sonra ek bilgi de. Tabii bu ek bilgi şu an bize kaydetmemize engel oldu. Ben geçici olarak ek bilgiyi devre dışı bırakacağım. Evet, şu an masraf fişimiz kayıtlı oldu. Tekrar dönüyorum. Üretim maliyetleri yansıtma ekranıma. Şu an bakın ilgili istasyon ile ilişkili olarak yine Ocak ayı içerisinde girilmiş olan harcamalarım şu an geldi. Ben bu harcamaların %15'ini bu istasyonda gerçekleşen üretim emirlerine yansıtılmak üzere işaretlemiştim. Girilen masrafın 225 TL'si bu istasyondaki emirlere yansımak üzere bir kayıt olarak gerçekleşti. Tabii burada normalde burayı detayını açıp ilgili iş emirlerini görüntülüyorduk ve iş emri bazında da yansıtma işlemi yapabiliyorduk. Bir bakalım parametrelere. Parametrelerde şöyle bir detay var. İşçiliği yansıtma kısmında maliyet hesaplama yöntemini puantajdan mı, yani o ay için, o dönem için çalıştırılan puantaj kayıtlarından mı alacak, yoksa pozisyon maliyetlerinde girilen personel pozisyon maliyetinden mi alacak kısmı var. Bunu biz pozisyon maliyeti olarak seçelim. Gelirler hesaba katılsın. Evet denilmiş. Yansıma oranı üretim sürelerine göre hesapla. Burada üretim süresini, işçilik maliyetini yansıtırken yine aynı şekilde ve diğer genel yansıtmayı oluştururken üretimin gerçekleşen sürelerini hesaba katıp katmayacağını belirliyor. Buna hayır diyorum şu an için. Kaydettim. Tekrar sayfamızı bir yenileyelim. Bakalım. Muhtemelen aynı hatayı alacağız galiba. Evet. Şu an için burada bir geçici bir hata var. Şu an için işlem yapmamıza izin vermeyecek gibi görünüyor. Diğer işçilik maliyetlerini yansıtma kısmına devam edelim. Tarih aralığımı seçiyorum tekrardan. Ocak ayını. Listeledim. Burada Ocak ayı içerisinde bakın bizim mesela ambalaj istasyonu için 4 saatlik bir harcama girmiştik. Ayşe Ateş çalışan üzerinden. Toplam 1200 adetlik bir adet üretim sonucunda 1200 adetlik bir üretim var. Bunun da maliyeti personelin kartından
oluşan maliyetten kaynaklı olarak 46 TL'ye denk geliyormuş. Detayı açalım. Burada bu istasyonda ilgili tarihlerde oluşan üretim sonucunu görüyorum. Kaç adetlik üretim yapıldığını ve bunun sonucunda yansıyacak olan işçilik maliyetini görebiliyorum. Ben bunları satır satır da yansıtmam mümkün. Veya tümünü de yansıtabilirim bu istasyon için. Üretim maliyet yansıtmayı çalıştırdım. Maliyetler yansıtı şeklinde bana uyarı verdi. Şimdi bunun nereye yansıdığını bir görelim. Burada ambalajlama istasyonunda gerçekleşen üretim sonucumuz vardı. İşçilik maliyeti olarak şu an sıfır geliyor. Az önce biz işçilik maliyetlerini yansıtmayı çalıştırdık. Ve ben sayfayı tekrardan yenilemek istiyorum. Bakalım. Bakın burada bu üretim sonucu için yansıyan işçilik maliyetini görebiliyoruz. Yine diğer genel maliyet yansıtmayı da çalıştırsaydık eğer, yansıyan maliyeti de burada görecektik. Maliyet kısmı ile alakalı son aşamamız var. Bu maliyetlerin toplu olarak dönemsel çalıştırma işlemini yapıyoruz Workgroup'te. Bu da kontrol paneli sistem bakım modülünden yapılıyor. Yeniden maliyet oluşturma bağlantısına tıkladım. Burada şöyle bir işlem var. Bizim o dönem içerisinde oluşan tüm üretim sonuçları, alış işlemleri, satış işlemleri vesaire, bunların tamamının belgelere ve belge kaynak satırlarına yazılmasını sağlayan bir toplu işlem burası. Ben yine Ocak ayı için tarih aralığı seçtim. İstersem bir ürün bazlı da çalıştırabiliyorum burayı. İstersem yalnızca bir üretim sonuç belge numarası girerek veya fatura numarası girerek de çalıştırabiliyorum. Burada birden fazla işlem adımı var. İlk aşama silmeden başlıyor. Seçenekler arasında yine oluşmuş belgelere güncellemesi seçeneği var. Sadece seçilen tarih aralığındaki maliyetler güncellensin seçeneği var. Ve otomatik geçişli dediğimiz zaman ekranların otomatik geçişini sağlayabiliyor kendisi. Onu seçmiyorum. Bir bakalım sayfa ayarlarında bir parametre mevcut mu? Evet. Burada üretim maliyetleri oluşturulsun seçeneği evet. Kümüle maliyet onu hayır olarak seçiyoruz. Çıkış işlemleri yani stoktan çıkış yapılan işlemlerin güncellenmediği parametresi var. Bunu evet diyelim. Tarih kontrolü maliyet evet. Sadece işlem tarihine göre filtreleme yapılsın evet. Demirbaş fişleri güncellenecek mi? Silme işleminde tüm maliyetler silinsin mi seçeneği var. Tarih aralığındaki tüm işlemlerin ya da sadece maliyeti olmayan işlemlerin silinip silinmeyeceği parametresi bu. Evet diyelim. Kaydedelim. Maliyet çalıştırma işlemini başlatıyorum. Birinci aşamamız silme işlemi olacak. Aktarımı başlatıyorum. Toplam 153 adet belgenin maliyeti silindi. Sonraki işlem maliyetlerin oluşturulması. Devam et diyorum. Bakın burada maliyeti oluşan toplam 4 adet belge verdi. Sonraki aşamada üretim maliyetlerinin oluşması. Devam et diyorum. Evet. Üretim sonuçlarında girmiş olduğumuz üretim sonuçlarında da bir
maliyet oluşturma işlemi tamamladı. En son çıkış işlemlerini güncelleyecek. Güncellendi ve şu an maliyet çalıştırma işlemimiz tamamlandı. Bu nelere etki etti ona bakalım. Yine aynı üretim sonucu üzerinden sayfamı güncelliyorum. Tabi burada birim maliyetler olmadığı için bu belgeye yansımadı. Bir bakalım diğer. Sonuçlara yansımış mı? Hatta şu şekilde isteyelim. Tanış numarası bazı. Bekleri bulalım. Sırayla bakalım. İç yap taşlama da yok. Dış çap burada da yok. Evet, burada mesela asıl işlem fasondu sanırım. Bir daha bakalım. Evet, asıl işlem fasondu mesela. Burada fason maliyetimiz yansımış. Ve toplam maliyeti de birim bazında görüntüleyebiliyoruz. Bu da çubuk işlem dediğimiz yine ham madde seviyesinde ki yansıyan maliyetimiz. Burada tabii işçilikle ilgili zaman harcaması girmediğimiz için işçilik maliyeti sanırım bu istasyon için çalıştırmadık. O yüzden yansımadı. Maliyet yansıtma işlemleri de genel olarak bu şekilde. Yine eğitim gündemimize baktığımızda aslında buradaki tüm konulara değinmiş olduk. Peki teşekkür ediyorum ben katıldığınız için.